Hayatımızın çoğu televizyon izlemekle geçti. Neler gördük neler. Şu an internetin yaygınlaşmasıyla çok büyük bir kesim televizyonu bırakıp internete yöneldi. Ne de olsa televizyonda olan her şey daha sansürsüz haliyle internetteydi. Bu videoda televizyon tarihinin en çok izlenen olaylarını göreceğiz. ...22 Kasım 1963 tarihi, Amerika başta olmak üzere tüm dünyanın unutamadığı tarihlerden bir tanesidir. O gün Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Kennedy, binlerce insanın gözleri önünde suikaste kurban gitti. Teksas'ta gerçekleşen suikastin ardından Lee Harvey Oswald şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Fakat 2 gün sonra Jack Ruby tarafından öldürüldü. Kanlı günden 3 gün sonra Kennedy'nin cenaze töreni düzenlendi. Tören televizyondan da canlı yayınlandı. O gün Kennedy'nin cenaze törenini tam 180 milyon kişi izledi. Törene katılan insan sayısı ise 250 bindi. Dışarıda ise 800 bin kişi tören alanına girebilmek için sıra bekliyordu. Prens William'ın düğün töreni İngiltere'den başlayıp tüm dünyayı kasıp kavurdu. Londra Westminster'daki Aziz Peter Kilisesi'nde yapılan düğünü izlemek için milyonlarca insan ekran başına geçti. Düğün töreni tam 188 ülkeden izlenebiliyordu. YouTube üzerinden canlı verilen tören 300 milyon kişi tarafından canlı izlendi. Bu rakama hem televizyon hem de YouTube izleyici sayıları toplanarak erişildi. Bu İngiltere için bir rekordu. Kriket ülkemizde pek ilgi görmese de bazı ülkelerde çok sevilen bir spor. 2011'de Hindistan ile Pakistan arasındaki kriket maçı iki ülke için çok önemliydi. Maçı izlemek için milyonlar ekran başına geçti. Punjab Cricket Association Stadyumunda 30 Mart 2011'de yapılan maçı izlemek için birçok siyaset adamı, iki ülkenin başbakanı ve ünlü yıldızlar yerlerini almıştı. Stadyumda 35 bin insan, ekranları başında 400 milyon insan bu maçı seyretti. Maç sonunda Hindistan bir hayal kırıklığı yarattı. Pakistan'a yenildi. Ve Pakistan finallere yükseldi. Maç, tarihin tozlu sayfalarında bir rekor olarak yerini aldı. Festival ilk kez 1983 yılında yayınlandı. Spring Festival Gala, Çin'de yeni yılı kutlamak için her yıl televizyonların düzenlediği bir organizasyon. Çin'de çok meşhur olan bu organizasyon, Guinness Rekorlar kitabında dünyada en çok izlenen şovlar kategorisinde yer alıyor. 2012'de düzenlenen festivalde ise Çin bir rekora imza attı. Yaklaşık 498 milyon izleyici festivali seyretmek için televizyonlarının başına geçti ve rekor kırıldı. Organizasyon her yıl buna yakın rakamlarla izlenilmeye devam ediyor. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en efsane isimlerinin başında gelen Michael Joseph Jackson 25 Haziran 2009'da vefat etti. Los Angeles'taki evinde fenalaşıp ölen Michael Jackson'ın ölümü tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Pop'un kralı öldükten 12 gün sonra, yani 25 Haziran 2009'da bir anma töreni düzenlendi. Törene hayranlarının katılabilmesi için 17 bin adet bilet tüm dünyadaki Jackson fanlarına ücretsiz olarak dağıtılacaktı. Bilet internetten dağıtılacaktı. O yüzden 1,5 milyondan fazla Michael Jackson fanı internet başına geçti. Şanslı olan 1700 kişi biletin sahibi oldu. Binlerce kişi tören alanında, milyonlarca kişi ise televizyon başında o hüzünlü anları seyretti. Toplamda 500 milyon kişi Michael Jackson'a veda etti. Günümüzde binlerce insan Ay'a gidilip gidilemediğini tartışıyor. Ay'a inme, kimine göre Amerika'nın bir kurgusu.
kimine göre ise gerçekten Ay'a inildi. 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 Ay'a iniş yapmıştı. Neil Armstrong, Michael Collins ve Buzz Aldrin'den oluşan ekip Ay'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirerek dünya tarihine geçti. Ay'a ilk ayak basan insan ise Neil Armstrong olmuştu. İşte tam da bu anlar dünyayı ekran başına kilitledi. Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak bastığında "benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" dediği anlar 500 milyon insanı seyrettiği anlar olmuştu. ...2006 Dünya Kupası final maçı. Bir tarafta Buffon'lu Totti'li Gattuso'lu İtalya, diğer tarafta Zidane'lı Henry'li Ribery'li Fransa. Futbolun daha bir zevkli olduğu yıllar. 9 Temmuz 2006'daki final maçının 90 dakikası 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatmalara giden maçın 110. dakikasında Zidane Materazzi'ye kafa attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı. İtalya maçı penaltılarda 5-3 kazandı ve Dünya Kupası'na uzandı. Bu eşsiz anlara ise stadyumda 69 bin, ekranları başında 715 milyon insan tanıklık etti. Elvis'in kasıp kavurduğu yıllar. 14 Ocak 1973'te düzenlenen konser uydudan canlı yayınlanmış ve 40 ülkeden 1 milyar kişi tarafından izlenmiş. Konserden sonra sahneden ayrılmayan Elvis 5 tane parça kaydetmiş. Organizasyon toplam 2,5 milyon dolara yapılmış ve bu rakam organizasyonu o zamanların en pahalı eğlence aktivitesi yapmış. Konserini satışa çıkan DVD'si bile rekor kırarak yüz binlerce satmış. Konser dünya tarihinin açık ara en ilgi gösterilen konseri oldu. Geçen 45 yılda dahi daha iyisi yapılamadı. Listeye giren en acı olay Şili'deki yürek burkan maden kazası. 5 Ağustos 2010'da Güney Amerika'da bir maden kazası gerçekleşti. Kuzey Şili'deki madende tam 33 madenci mahsur kalmıştı. San Jose ismindeki madende büyük bir çöküntü olmuş. Bu da madencileri yerin altına hapsetmişti. Tam 69 gün boyunca madende mahsur kaldılar. Bu süre zarfında yukarıdan gıda yardımı alarak hayatta kalmayı başardılar. Dünya o günlerde bu madencileri konuşuyordu. Uzun uğraşlar sonunda madenciler kurtarıldı. O anları ise 1 milyar insan seyretti. Kurtulan madenciler hayatlarına kaldıkları şekilde devam edemediler. Kimisi hala psikolojik tedavi görüyor. Kimisi alkol bağımlısı. Kimisi ise hayata adapte olmayı başaramadı. Hükümet ise maaş bağlama sözünü sadece en yaşlı 14 madenci için tuttu. Geri kalanları ise destek vermedi. ...2008'de olimpiyat tarihinin en görkemli açılışlarından birisi gerçekleşti. Yer, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'di. Buna Çinlilerin spora olan aşırı ilgisi de eklenince rekor kaçınılmaz oldu. 8 Ağustos 2008'de Pekin Olimpiyatlarını takip etmek isteyen 2 milyar aşkın insan televizyonlarının başındaydı. Açılış programı 4 saatten fazla sürdü ve 100 milyon dolardan daha fazla bir paraya mal oldu. Bu anları seyretmek için Asya Pasifik bölgesindeki 10 insandan 5 ekran başındaydı. Olimpiyatlarda 28 dalda 11 bin sporcu yarıştı. Türkiye 68 sporcuyla turnuvaya katıldı. Michael Phelps ve Usain Bolt en efsane performanslarını burada sergiledi.